Yo 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 hepiniz selamlar, ben Ecan. Yo, bugün sizlerle başkalarına görebileceğiniz üzere sürekli olarak karşınıza çıkan ve özellikle de XP pes kazarken karşınıza çıkan bir hatadan bahsedeceğiz. Hatamızın ne olduğunuzu bilmiyorsanız tam tamına ekranınıza yansıtıyorum. Oyundan ayrıldı, Wall Wanted Cheat zaman aşımına uğradı. Lütfen vakil etkileşime girebilecek herhangi bir program kullanmadığınızdan veya Steam'i düzgün yüklediğinizden emin olun hatası. Şimdi bu bir sürü kişinin karşısına çıkıyor. Özellikle pes kazan kişilerin. Niçin çıkıyor? Nasıl çözebiliriz ve en mantıklı bunun çıkmamasını sağlayabileceğimiz sistem nasıl? Şimdi bilmiş olduğunuz üzere aslında bizim en çok yaptığımız taktiklerden bir tanesi XP'yi kasarken basit eğlenceye gidip midden ya da lower tunnel'dan P90 rush atmak ve bununla birlikte olarak oyunlarda çok fazla skor alabiliyorsunuz ve aldığınız skora göre de aldığınız XP bununla da birlikte aldığınız yıldız kesinlikle ve kesinlikle artıyor. Fakat şimdi daha önceden kanalımda belki de bir 6-7 ay olmuştur bunu anlatalım. Fakat bug sistemin değişinden bahsetmiştim ve bu bug sisteminin tam tamını bir yapay zeka olmasa dahi anomalilikleri algıladığını ve bilgisayarınızı tam tamına checklemeden anomaliye göre sizi oyundan attığından bahsetmiştim. Böylece de belli başlı oyunlarda bu bug hatasını almaya başlamanız çok daha fazla olmuştu. Özellikle de arka arkaya çok yüksek seviyeli oyunculardan bahsediyorum. Rekabetçi de çok anormal fragler alırsınız. Ölüm maçına anormal fragler alırsınız ya da basit eğlencede bu problem çıkıyor. Ve bu problem basit eğlencede spesifik olarak 60 skoru arka arkaya 3-4 maç geçtiğiniz zaman karşısında çıkıyor. Bunu ilk başlarda inanmıyordum. Normal giriyordum, ara sıra atıyordu ve hiçbir zaman skoruma dikkat etmiyordum. Ama her seferinde 60, 70, 80 skorlara ulaşabiliyordum basit eğlencede yıldız kasarken. Ve ana problem şu, bu hatayı aldıktan sonra oyunu açıp kapamamanıza rağmen hala da hataya devam ediyorsunuz. Benim en basit yöntemdeki çözdüğüm şey şu oldu. Steam'e direkt logout atıyorum. CS'yi kapattıktan sonra Steam'e sıfırdan giriş yapıyorum. Ve bu durumda da bilgisayar ve modemimi restliyorum. Geri girdiğim zaman genellikle çözülüyordu. Ta ki bugüne kadar. Bugün girdim. Aynı her şeyi yaptım ve gene bu aptal hatayı aldım. Sonra arkadaşımla konuşuyordum balık diye. Belki bizim çok çok eskiden operasyon videolarını hatırlayanlar vardır. Co-op mission yaptığımız arkadaşlarla birlikte. Dedi ki rekabetçi dedi girmeden önce yüksek ihtimalle dosyaları kontrol ediyor olmalı. Rekabetçiye Q at fakat Q'yu kabul etme. Yani maçı bulsun ama maçı onaylama. Sonradan ölüm maçına gir düzelecek dedi. De dedim. Tamamen dediği gibi de çıktı. Ve bunun hakkında bir video yapmak istedim. Çünkü çok fazla kişide bu hatanın olduğunu görüyorum. Ve en azından hatanın niçin sebep olduğunu ve nasıl düzeltebileceğinizi gördüm. Ama ben gene de en büyük önerdiğim noktalardan bir tanesi şu. Özellikle de XP pes kasıyorsanız, basit eğlencede çok yüksek skorlar alıyorsanız 60 skorunu aşmayın. Aşıyorsanız da ilk maç 60'ı aşacaksınız da illaki de. İkinci, üçüncü maça dikkat edin. Bu konu çıkarmayın. Çünkü sistem dediğim gibi anomalilikleri algılayabiliyor ve bununla da birlikte sizlere vak hatası verebiliyor. Bunlar vak ban ya da bunlar herhangi bir ban değil fakat sizin oynayışınızı 5-10 dakika etkileyen ortamlar. 10 dakikada da ortalama bir yıldız kastınızı düşünmek gerekirse basit eğlence gibi bir modda. Şahsen harcadığınız vakti üzülmüş olursunuz. Onun dışında vaktan, cezalardan ve anomalilikten bahsederken bu videonun çok güzel bir sponsoru var. Skins Monkey. Skins Monkey bilmiş olduğunuz üzere global trading dünyasındaki en güvenilir takaslarından bir tanesi arkadaşlar. Ve bununla birlikte kalmayıp çöp itemlerinizi daha güzel itemlere çevirebilir ve takaslarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Tabii ki de belli başlı promo kodlarımız var. Hem ilk takasınıza özel 5 dolarlık bir bonus kodumuz var Legocan koduyla. Gene Legocan koduyla %30 yerine 35'lik bir yükleme bonusumuz var. Freebies kısmına günlük, haftalık ve aylık olarak da çekilişlere çok kolay bir şekilde katılabilirsiniz. Onun dışında devam etmek gerekirse bu vak hatasının özellikle de basit eğlence oynamayan arkadaşlar da karşıma çıkıyor dedi ve birkaç arkadaş oldu. Bu hata benim karşıma çıktı ama ben daha önce hiç ama hiç basit eğlence oynamamıştım. Böyle bir şey kasmamıştım. Niçin oldu diye de merak ediyorsanız benim buradaki en büyük fikrim Windows Defender. Bu son dönemlerde hile sistemlerinde yenilikler geliyor ve bu yenilikler özellikle de Valorant ve Riot Games tarafında oluyor. Fakat CS'nin de buna benzer bir sistem kullandığını düşünüyorum. Hani bu benim tamamen kendi bir fikrim olduğunu söyleyebilirim. Valorant ve Riot Games'te özellikle de LoL ve Valorant ağırlığında konuşuyorum.
böyle benzer Vanguard hatası alıyoruz. Profesyonel maçlarda dahi alıyoruz bu arada, merak ediyorsanız. Ve bunun en büyük çözümü kesinlikle ve kesinlikle Windows Defender'ın açık olup olmamasına bakıyor. Hani Windows Defender'ı kapatmak veya açmanın arasında çok büyük farklar yok. Ama torrent morrent kullanıyorsanız kapatmamanızı öneririm doğal olarak. Ama normal benim gibi 3. parti sitelerden kolay kolay bir şey indirmeyen bilgisayarınız birazcık daha iş bilgisayarı varinde ya da purely gaming, yani sadece oyun açısından kullanan insanlarsanız da Windows Defender'ı kapatabilirsiniz. Windows Defender'ın da ara sıra WAC'la alakalı problem yaşattığını görüyorum. Tabii ki de siz McAfee tarzında farklı virüs programları da kullanıyorsanız bunların da büyük problemler yansıttığını görebiliyorum. Çünkü virüs programların ana olayları bilgisayarınıza aslında karşı sunucudan gelen herhangi bir bilgiyi göstermemek, basit indirgediğimiz zaman. Bu durumda da ana anti-cheat sistemini aslında aşıyor. En azından Riot'unkisini problemleştiriyor. Ki inanıyorum ki kullandığınız anti-cheat'lere göre de software, yani yazılımlara göre de Valve'un da anti-cheat'i gene bir problem yaşattırıyordur diye düşünüyorum. Ama genel olarak bu WAC hatasını, yani ekranınıza tekrardan göstereyim bilmeyenleriniz varsa, bu WAC hatasını spesifik olarak basit eğlencede kasan ya da ölüm maçında puan kasan kişilere çıkıyor. Böyle bir şey gelirse gene tekrarlayalım videoyu bitirmeden önce. Ben öncelikle CS'yi kapatıyorum, logoutluyorum, yani tamamen full çıkış yapıyorum. Sıfırdan şifre password giriyorum, kullanıcı adamı ve şifremi giriyorum Steam'e. Ondan sonra gidiyorum, hazır gelmişken internet artı şeyimi resetliyorum, laptopumu resetliyorum. Zorunlu değilsiniz ama ben genelde yapıyorum çünkü şahsen internetimi daha dengeli yapıyor. İlla yapmanız zorunlu değil gibi duruyor. Ondan sonra girdiğim zaman çözülüyor. Çözülmezse de harbiden arkadaşımın dediği gibi rekabetçi girip oyunu kabul etmemek, yani sadece queue'da, yani sırada beklemek ve oyun geldiği zaman reddetmek harbiden bir çözüm yolunu sağladı. Hani tam tamını bunun bilişim okuyan ya da hakkında benden daha fazla bilgili olan arkadaşlar vardır. Bir mantığı vardır. Fakat benim fikrimce en azından rekabetçiye girerken herhalde WAC korumasını bir devreye sokuyor ya da özel olarak kontrol ediyor olabilir bilgisayar başına yeni sistemle birlikte. Onu da bilenleriniz varsa yorumlarda açıklayabilir diye düşünüyorum. Bugünlük benden bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Yaptığım içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olabilir, videoya beğeni atabilir ve yorumlarda sorularınızı, desteklerinizi iletebilirsiniz. SkinsMonkey ve Discord sunucum açıklama ve sabitlenmiş yorumlarda var. Onlara da ulaşmak isterseniz aşağıya bakmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.